Öktü Güner değerli izleyenler, satır başı programıyla karşınızdayız. Bugün 12 Kasım Düzce depreminin 19. yıl dönümü. Satır başında bugün fay hatları üzerinde yer alan Bursa'nın depremsellik boyutunu konuşacağız. Program konuğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er olacak efendim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk efendim. Böyle diyerek başlayalım. Evet, bugün bu bağlamda aslında yapsanız bir basın açıklaması da var. Çok da ses getirdi bu noktada. Merak ediyoruz aslında bu açıklamanın at metnini de bugün öğrenmiş olacağız ve satır başına iletmiş olacağız diyelim. Şimdi bu noktada ilk önce Düzce depremiyle girmek istiyorum ben programa. 19. yılı ve aslında bugün bu yıl dönümü noktasında bir hatırlatıcı bir maddeniz de var. Bursa için depremsellik boyutu var. Ciddi de bir uyarı yaptınız. Bu da ses getirdi diyorum. Nasıl bir giriş yaparsınız? Düzce depremiyle başlamak istiyorum bu noktada. Bir hatırlatma yapalım. Şimdi öncelikle bizi izleyenlere bir iyi akşamlar diyeyim. Biz Jeoloji Mühendisleri Odası olarak her sene 17 Ağustos'u biliyorsunuz bizim 17 Ağustos'u milat olarak kabul edilen bir depremimiz var. Evet. Onun yıl dönümünde. Ondan birkaç ay sonra olan 12 Kasım Düzce depreminde ve 1 Mart veya Mart'ın ilk haftası olan deprem haftası nedeniyle biz bu açıklamaları yapıyoruz. İstiyoruz ki Bursa depremsellik anlamında güvenli bir şehir olsun, güvenli bir kent olsun. Bu amaçla yapıyoruz. Bugünkü yaptığımız basın açıklaması da bu anlamda hatırlatma ve gerek genel idarecilere gerekse yerel idarecilere birer uyarı anlamı taşısın. Ve maalesef 19 yıldan beri bu zamana kadar layıkıyla ve bilimsel çalışmalara uygun bir şekilde alınmayan önlemler bu idareciler tarafından alınsın ve güvenli bir kent olsun anlamında yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sadece 12 Kasım değil. Bursa'mız özelinde baktığımız zaman önce dünya ölçeğinde bir defa Bursa'mızı etkileyen dünya ölçeğinde bilinen bir fay var. Bunun adına biz Kuzey Anadolu Fay Hattı diyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı dünyada bilinen önemli fay hatlarından bir tanesi. Bu nereden başlıyor? Bingöl-Karlova'dan başlayarak bizim Bursa'mızın içinden iki tanesi içerisinden geçen, üçüncüsü de Marmara Denizi'nin içinden geçen bir fay hattı var ki bunlar Bursa'mızı etkileyecek. Bir defa bu İngiliz bilim adamları, Fransız bilim adamları, Japon bilim adamları, Türk bilim adamları. Yani herkes bunu söylüyor. Bir defa şunu bir tespiti yapalım. Bursa'mız dünyada bilinen bir fay hattının üzerinde ve bu üç fay hattının üzerinde oluşabilecek bir depremden de Bursa'nın etkileneceği biliyoruz. Bu anlamda biz dedik ki 12 Kasım Düzce depremi de aslında gene bu anlamda Bursa'yı uyaran bir depremdir. Biz de bunun 19. yıl dönümünde bir uyarıda bulunalım dedik. Ve biliyorsunuz 12 Kasım Düzce depreminde Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 olan bir depremdi bu deprem. Birçok ilimizde de hissedildi. Bursa'da da hissedilen bir deprem. 845 tane vatandaşımız resmi açıklamalara göre kaybedildiği, 5000'e yakın yaralının olduğu, binlerce, 10.000'in üzerinde binanın hasar gördü. Neredeyse Türkiye ekonomisini etkileyebilecek boyutta bir depremden bahsediyoruz. Bunların tekrarlanma periyodu var. Sonra bunların kırılma bölümleri var. Bunlara baktığımız zaman Bursa gerçekten ciddi anlamda sadece risk altında o zaman. Tabii risk altında. İsterseniz risk altında olduğunu yeni açıklanan deprem tehlike haritası var biliyorsunuz. Deprem tehlike haritasında da Bursa'nın risk altında olduğunu görürüz. Bu harita önceden biliyorsunuz Türkiye'de 1. derece, 2. derece, 3. derece, 4. derece, 5. derece deprem bölgeleri vardı. Bu deprem bölgeleri kalktı artık. Dedi ki deprem, adı deprem tehlike haritası. Bakın risk haritası değil. Birçok yerde risk haritası ile deprem tehlike haritası karıştırılıyor. Adı deprem tehlike haritası. Buna baktığımız zaman Bursa'nın içerisinde olan bölümün de kırmızı veya kırmızıya yakın bölgelerden olduğu, yani deprem tehlikesi açısından tehlikeli bir bölge olduğu en son yapılan, yayınlanan deprem tehlike haritasında var. 2012 yılında bakanlığın açıkladığı, o zamanki bakanımızın açıkladığı, MTA tarafından arazide yaklaşık 6 yıldır çeşitli kurumların beraber çalıştığı bir harita var. Aktif fay hatları haritası. Bunun da
Bunda da görüldüğü gibi. Hemen soralım. Marmara bölgesi için aslında Bursa'nın da içinde bulunduğu, bugün Düzce'den bahsediyoruz. Marmara bölgesi adına aslında baktığımızda fay hatları bağlamında bir hareketlilik var. Özellikle bundan bahsediyorsunuz. Şimdi bu bağlamda baktığımızda risk, işte bu nereden başlıyor? Tehlike dediğiniz madde nereden başlıyor? Ve Bursa'ya gelene kadar aslında bir yerde olan depremin diğer şehirleri de etkilediğini görüyoruz. Evet. Direkt Bursa'yı mı işaret ediyor oklar bu bağlamda? Hemen bunu soralım. Yoksa gerçekten etki alanının içerisindeki bölümlerde nedir? Marmara bölgesi adına soruyorum. Şimdi bakın 1766 depremi var. Marmara bölgesi içinde olmuş. 1509 depremi var. Bunlar olduğu zaman sadece Bursa'dan değil Avrupa'dan hissedilen depremler bunlar. Yani 17 Ağustos depreminde Bursa'da hasar gördü. Binalarımız çatladı, öyle değil mi? Geçen sene Çanakkale'de olan 5.2 büyüklüğündeki bir deprem Bursa'yı etkiledi. Dolayısıyla deprem ille bizim kendimize ait, kendimize has bir deprem olması gerekmez. Evet. Yani depremin kendisi yıkıcı değil ki. Depremden oluşan enerjinin binalarımızı ve bizi etkilemesi neticesinde biz olumlu veya olumsuz etkiler görüyoruz. Depremden bu anlamda olumlu bir etki görmüyoruz tabii ama jeotermal kaynaklar açısından falan birçok şeyler de var. Şimdi bölgeye ilimiz 3 tane fay hattından etkileniyor. Bir tanesi herkesin beklediği işte 1766'ın tekrarı olarak olabilecek 7.5 büyüklüğünde biliyorsun var. 12 Kasım Düzce depremin büyüklüğü 7.2 idi. Şimdi 7.5 büyüklüğüne kadar olabilecek bir depremlerden bahsediyoruz biz. Bunun süresiyle beraber bir etkilediğini düşündüğümüz zaman Bursa çok fazla etkilenir bu işten. Sadece bakın konu konuyu açıyor ama mesela evet, bir tsunami tehlikesi daha var. Dahi var yani Bursa'nın ilçelerine, mesela Gemlik'te, Mudan ya da Denizli'ye, Marmara Denizi'ne etki sınır olan ilçelerinde. Dolayısıyla bir defa Marmara Denizi içinde oluşabilecek 7.5 büyüklüğünde veya buna yakın büyüklükte, 7'nin üzerindeki bir büyüklükteki depremlerde Bursa bir defa etkilenecek. Hı hı. Bu herkesin beklediği bir deprem. İkinci bir deprem fay hattı var. Sadece Bursa'nın, genellikle Bursa'nın veya merkezi Bursa'nın etkilenebileceği bir fay hattı daha var. O da hepimizin bildiği gibi gene İznik'ten başlayıp Gemlik'te çatallanan, Gemlik'in kuzeyi ve güneyini fay hattı olarak geçen, Mudanya'dan devam ederek Karacabey'e devam eden bir fay hattı var. Burada da gene Bursa etkilenecek. Bakın üçüncü bir fay hattı var. Her zaman söylediğim gibi artık ben de söylemekten dilimde pelesenk bitti. 1855 depreminin tekrar eden ve Bursa'da Ulu Cami'nin yıkıldığı, kubbelerinin yıkıldığı, işte bir iki kubbesinin kaldığı, Osman Gazi Hazretleri'nin türbesinin yıkıldığı, Kapa Çarşı'nın yıkıldığı, Mudanya'ya kadar etkilen, Kemalpaşa'ya kadar etkilen 1855 depremi var ki Kemalpaşa'nın hemen Ulaabat'ın güneyinden devam eden Bursa'ya, Çalı'ya, Nilüfer'e, Osman Gazi'ye, Yıldırım'a, Kestel Gürsü'nün hemen kenarından devam ederek İnegöl'e doğru devam eden bir fay hattı var. Yani bakın ilçeleri neredeyse saymaya başladım. Bundan da Bursa etkilenecek. Şunu biz tespit ediyoruz. Bursa 7 ve 7'nin üzerindeki bir depreme mutlak surette hazırlanmalı. Hı hı. Bu bütün veriler bunu gösteriyor. Tarihsel kayıtlar ve aletsel kayıtlar da bunu gösteriyor. 1855 depremi ve sıfır yılına doğru ilerlediğimiz zaman birçok depremin Bursa'da olduğunu ve Bursa'yı etkilediğini biz biliyoruz. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın tarihsel depremlerde, aletsel depremlerde, yani 1900 yılından bu zaman olan depremler aletler olarak kaydedilip yapılmış. Ötekiler verdiği hasarla beraber tahmin edilen, yorumlanarak sonuçlandırılan depremler. Aletsel ve tarihsel depremlere baktığımız zaman Bursa bir deprem riski altında. Evet, ona özellikle söyleyeyim, bugün de yaptığımız açıklamada baktığımızda 5.5'in üzerinde bir Bursa uyarısı yaptınız. Evet. Özellikle vurgu yaptınız. Şimdi Marmara bölgesi konuşulurken olası İstanbul depremi her zaman konuşulur ve gündeme gelir bu bağlamda. Evet. Ama Bursa'nın da her zaman altının çizilmesi gerektiğini söylüyorsunuz şu anda bize. Bu da çok önemli. Bugün özellikle dediniz ki Bursa için deprem uyarısı, Bursa için tehlike var. Şimdi Bursa için böyle bir tehlike varsa, şunu da sormak istiyorum. Bugüne kadar aslında bu yıkımların yaşanmasından sonra alınan tedbirler ve önlemler çok önemli ve değerli. Şimdi bu başlıklar altında bir kentsel dönüşüm maddemiz var bizim. Depremsellik boyutuyla alakalı bir önlem almak adına. Şu anda işte baktığımızda devam edemeyen bir süreç olduğunu görüyoruz aslında. Kentsel dönüşümü konuşuyoruz ve hala tartışmaya devam ediyoruz. Önlemler ve yönetmeliği de soracağım bugün ben size. 2019 için planlar ne diyeceğim? Şimdi Bursa bağlamında aslında yapılanlar ve yapılması gerekenleri de öğrenmek istiyoruz. Şimdi sen şunu da bir kısaca toparlayayım. Buyurun. Da yani bu aktif fay hatları haritası açıklanmadan önce Türkiye'de bilinen fay 150 tane fayımız vardı. Yani 5'in üzerinde
deprem üretebilecek fay hattımız vardı. 2012 yılından sonra bunlar fay hattı olarak 326'ya segmentleriyle beraber baktığımız zaman 485 tane risk var Türkiye çapında. Evet. Dolayısıyla büyük bir risk var. Bizim yapmamız gerekli şey şu. Biz aslında depremin nerede olacağını biliyoruz. Nerede olacak deprem? Fay hatlarının üzerine enerji buradan boşalacak. Büyüklüklerini de biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Fay hattının kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini de biliyoruz. İşte mesela diyoruz ki 7,5 büyüklüğünde bir deprem bizim Bursa'nın içerisinden geçen bir fay hattında beklenmiyor. Ama Marmara Denizi içerisinden geçen fay hattında 7,5 büyüklüğüne kadar bir deprem bekliyoruz. Dolayısıyla büyüklüğünü biliyoruz. Hangi bölgede olacağını depremin biliyoruz. Tarihi konusunda yorumlamak durumundayız. İşte onun da istatistik bilimi devreye giriyor. Depremlerin tekrarlanma periyoduyla. Yani mesela 150 yıllık bir periyot dedik, 180 yıllık bir periyot dedik. Nereden bakarsanız bakın, depremsellik anında Bursa bugünden yarına bir depreme hazırlık yapmak durumunda. 19 yıldır bunu söylüyoruz. Yani gerçi hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. Yani Bursa'da, Türkiye'de birçok şeyler yapıldı. İşte mesela 17 Ağustos depremi Türkiye açısından tarihi bir milat oldu. Binalarda zemin etütleri geldi, demir standartı değişti, beton standartı değişti, işte projeler değişti, uygulamalar değişti. Birçok şey yapıldı ama yeteri kadar yapıldı mı? Kesinlikle yeteri kadar yapıldı diyemeyiz. Yapılmayan çok şey var. Her zaman bir şey çıkarıyoruz, bir yönetmelik çıkarıyoruz. Onu başka bir yönetmelikle değiştiriyoruz. Onu da başka bir yönetmelikle değiştiriyoruz. Mesela en son çıkan bir yönetmelimiz var. 1-1-2019 tarihinde uygulanacak bir yönetmelimiz var. Bu yönetmeliğe baktığımız zaman bu da yönetmelik de kendi içerisinde birçok çelişkilerle dolu. Ne gibi? Mesela şöyle söyleyeyim. Raporları ikiye ayırıyor. Rapor diyor ki bir araziye giden bir mühendis gidecek. Araziye gidip işte şu çalışmaları yapacak. Araziye gitmeyen bir mühendise bunu verecek. O da başka türlü bir çalışma yapacak. Böyle bir mantık olabilir mi Allah aşkına? Yani raporu ikiye bölüyor. Bu 2005 yılındaki rapor formatına da aykırı. Bakın hem 2005 yılındaki rapor formatı geçerli. Onun bir rapor formatı var. Bir 2019'da yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin de başka bir rapor formatı var. Bunlar kendi içerisinde çelişkilerle dolu. Mesela 2005 formatına aykırı olan belediyeden çıkardığı yönetmelikler var. Bu da bunlara aykırı. Hangisine uyacağız biz şimdi? Kendi içerisindeki çelişkilere mi uyacağız? Belediyeyle olan çelişkilere mi uyacağız? Bunların ikisi de doğru değil. Yapılması gerekli olan şey ne yapmak lazım? Bu konuyla ilgili akademisyenler, odalar, bakanlık hepsinin beraber bir araya girip hazırlayacakları bir yeni yönetmeliğe ihtiyaç var. 2019'a yürürlüğe girecek yönetmelik yani araziye gidenle rapor hazırlayanı ayırıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Biz bütüncül bir rapor olsun, bütüncül bir program olsun diyerekten düşünürken bu tam 2005 formatından da aykırı bir şekilde tamamen görevleri ayırarak bir yetki karmaşası içerisine maalesef meslekleri atıyor. Yani ben dedim oldu, benim gücüm fazla, ben istersem olur bir mantığıyla hazırlanmış bir bakanlık, bir yönetmeliğin hiç kimseye bir faydası yok. Bakın bunun sıkıntılarını zaten Bursa yıllardan beri çekiyor. Nedir Bursa'nın çektiği sıkıntı? Biliyorsunuz her belediyenin kendi çapında bir kentsel dönüşüm programı var. Evet. Diyor ki biz işte şu mahalleyi kentsel dönüşüme tabi tutacağız. Şurada şu kadar binayı şu özelliğinden dolayı kentsel dönüşüme tabi tutacağız. Allah aşkına böyle bir mantık olabilir mi? Tıpkı biraz önce rapor formatında olduğu gibi. Bursa bir bütüncül plan yapmak durumunda. Kentsel dönüşümle ilgili çöküntü alanlarını belirleme durumunda. Hangi anlamda? Bir, zemin anlamında. Biliyor muyuz biz bunları? Çoğunu biliyoruz. Hı hı. Zaten yapılan zemin etütleri formatında sıvılaşma alanlarını tespit edebiliyoruz. Heyelanlı bölgeleri tespit edebiliyoruz. Kaya düşmesi olan bölgeleri tespit edebiliyoruz. Edildi mi? Hayır edilmedi. Tespit edilen bölgelerle ilgili ne yapıyoruz? Onlar da o ayrı bir başlık altına ele alırsak orada zaten durum daha da vahim. Dolayısıyla bir bütüncül planı yapabilmiş bana Bursa'da bir ilçe söyleyin. Ben bu ilçenin kentsel dönüşümü hazır olduğunu size söyleyebileceğim. Şimdi söyleyebilir misin? Mesela hadi mahallede vereyim. Çarşamba bölgesi. Çarşamba bölgesinde binalarımızın özelliklerini biliyorsunuz. Ben inşaat mühendisinin alanına girmek istemem ama biz evet. en azından biz biliyoruz ki. Zemini biliyoruz. Biz zemini biliyoruz ama o bölgenin hemen kuzeyinden geçen ve
Ulu Cami'yi etkileyen, Osman Gazi Hazretleri'nin türbesini etkileyen, Kapalı Çarşı'yı etkileyen bir fay hattının hemen dibinde kurmuş bir yerleşim yeri değil mi? Evet. Şimdi bu yerleşim yerinde kentsel dönüşüme ihtiyaç var mı? Var. Peki kentsel dönüşüm burada yapılıyor mu? Hayır. Hayır. Çarşamba'da desek ki 10 dakika sonra bir deprem olacak. Allah korusun yani sözüm üzerine gelmesin. Ama böyle bir noktada deprem olacak desek çarşamba 10 dakikada değil 20 dakikada boşaltma şansımız var mı? Yok. Demek ki Bursa'nın çöküntü alanlarından bir tanesi burası. Burada bir plan yapmamız lazım. Bir bütüncül plan yapmamız lazım. Siz kalkıp Nilüfer'in bilmem neresindeki %50 emsal artışla 5 katlı binayı yeni yapılmış binayı yıkıp buraya kentsel dönüşüm anlamında 15 katlı bir bina yaparsanız bu doğru bir bakış açısı olmaz. Dolayısıyla bir bütüncül plan lazım. Hangi anlamda? Aslında burada kentsel dönüşümün bir eksiğinden daha bahsediyorsunuz. Eksiğinden aslında bir fırsattır. Evet. Yani kentsel dönüşüm eksiğinden bahsediyoruz. Ama kentsel dönüşümü sadece jeolojik anlamda değil. Bu işin içinde jeoloji mühendisi olmalı, jeofizik mühendisi olmalı, inşaatçı, mimar olmalı, şehir plancıları olmalı, psikologlar olmalı. Yani bütün halk olmalı, sivil toplum örgütlerin diğer kesimleri de olmalı, muhtarlar da olmalı. Halkın da katılımıyla beraber bir kentsel dönüşüm planı yapılmalı ve bu çöküntü alanları ile ilgili birinci öncelik tanınmalı. Dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye doğru kentsel dönüşüm değil, içeriden dışarıya doğru bir kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ne diyor? Artık bundan sonra dikey yapılaşmayı bırakın diyor. Şimdi ne yapmamız lazım? 5 katı geçmeyen yapılaşmalar yapılıyor. Bilimsel anlamda 25 katlı da bina yaparsın, 55 katlı da bina yaparsın ama sadece binanın sağlamlığı açısından yapabilirsiniz bunu. Ne yapmak lazım? Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Doğru söylüyor. Bunu yaparken 5 katlı, bilhassa Bursa özelinde, merkez anlamında 5 katlı geçen binalar yaptığı zaman sosyal problemler ortaya çıkıyor. İşte mesela şeyin orada hastane yapılıyor şu anda. Stadyum var orada. Trafik tıkanıyor. Şimdi bu merkezde siz çarşamba bölgesine bir kentsel dönüşüm yaptığınız zaman, kat yüksekliğini verdiğiniz zaman ne yaparsınız? Burasını kilitlersiniz. Söylemek istediğim şu, bütüncül bir plan yapılmalı. Merkezden başlamalı, dışa doğru olmalı. Rantsa dönelik değil, bilimsel veriler ışığında Bursa'yı bakın kentsel dönüşüm yaparak trafiğini de rahatlatırsınız. Evet. Bugün altı parmakta biliyorsunuz trafik problemi var. Yukarıya doğru bir şey var, metro var. Onun etrafında trafik kalmış. Evet. Yani kentsel dönüşüm aynı zamanda trafiği de rahatlatan, insanları da rahatlatan, fay hatlarına karşı dirençli binalar olan, sağlam olmayan binaları sağlam hale getiren bir kentsel dönüşüm yaparsınız. Ama birinci önceliğiniz ne olması lazım? Bütün hepsini kapsayan. Bakın bina bina kentsel dönüşüm yapabilirsiniz. Bir binayı alırsınız, iki katlı bir binanın yerine iki katlı bir bina yaparsınız. Ben bu binayı kentsel dönüşüm anlamında daha sağlıklı bir bina yaptım diyebilirsiniz. Ama iki katlı bina yapıp sadece onu kurtarmak olmaz. Bir bütüncül plan içerisinde iki katlı bina yapabilirsiniz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Depremin 19. yılında bütüncül bir plan yapmış bana bir belediye söyleyemezsiniz. Dolayısıyla belediyelerimizi buradan uyarıyoruz. Sayın Ali Nur Aktaş Başkanlığı'nda Bursa bir araya gelmeli. En azından ilçeler bazında bir kentsel dönüşüm yapılmalı. Bursa'nın her tarafında böyle bir problem var. Gidin daha ilçelerine. Yani mühendis hizmeti almamış dünya kadar kaçak yapı var. Bursa'daki binaların yaklaşık en az %50'si mühendislik hizmeti almamış bir yapılar. Dolayısıyla bunları bir bütüncül plan içerisinde değerlendirmek, bir bütüncül plan yapmak lazım. Sonra da kentsel dönüşüme gitmemiz lazım. Bütüncül plana neresine ihtiyacı var? Bütün ilçelerine ihtiyacı var. Orhan'dan, Keles'ten bakın. Zemin anlamında söylemiyorum, bina anlamındadır. Yoksa zemin anlamında Bursa'nın birçok çöküntü alanları var. Kentsel dönüşüm yaptığımız zaman, konuyu açacağım ama. Buyurun. Kentsel dönüşüm yaptığımız zaman da onları da bilimsel verileri ışığında yapmamız lazım. Kentsel dönüşümü yapıyoruz. Ne yapıyoruz kentsel dönüşümü yapıp? Bir bina yıkayıp yerine bir başka bina yapmak değildir. Mühendislik hizmeti almamış veya ömrünü tamamlamış binaları yıktıktan sonra diğer bilimsel verileri de değerlendirip onun yerine sağlam bir bina yapmamız lazım. Sağlam bir bina yapmanın birinci yolu nedir? Kontrollü bir bina yapmak. Zemin etüdünü kontrol edebilir hale gelmelisiniz. Betonunu kontrol edebilir, demirini kontrol edebilir. Sıvılaşma bölgesinde veya zemin iyileştirmesi gereken bölgelerde zemin etütlerini kontrol edebilir bir hale gelmemiz lazım. Şimdi bakın soruyorum. Bursa'nın hangi ilçelerinde sıvılaşma var? Sıvılaşma nedir biliyor musunuz? Deprem olduğu zaman en zayıf olan bölgelerdir bunlar. Mesela binanın deprem neticesinde sallanan zeminlerdeki alüvyon zeminler tıpkı bir su gibi davranmaya başlar.
ve binalar çöker. Bursa özelliği için örnek verecek olursanız. Verebilir. Vatan Millet Mahallesi birçok yerde var. Osman Gazi'de var, Nilüfer'de birçok yerde var bizim ilçemizde var. İnegöl'de var, Kestel'de var. Birçok yerde sıvılaşma olan bölgelerimiz var. Bunları ne yapmamız lazım? Bunları bir tespit etmemiz lazım. Bu tespit edilen yerlerle ilgili zemin iyileştirmelerini mutlak surette istememiz lazım. Bakın ben buradan ilan ediyorum. Bütün belediye başkanlarına duyuruyorum. Hiçbir belediyede, Bursa'nın hiçbir belediyesinde zemin iyileştirme yöntemlerini, kontrol yöntemini bilen personel yok. Evet. Diyelim ki sıvılaşma var. Sıvılaşma bu binanın göçmesini önleyecek yöntemlerden bir tanesi kazıktır, mini kazıktır, jet grout'tur, taş kolondur. Bunların kontrol yöntemlerini bilen belediyeler yok maalesef. Halbuki bunlar çok büyük pahalı şeyler değil. Mesela kazık yönteminin, kazıkların 12 metre mi gitti, 15 metre mi gitti? Çünkü sağlam zemin bulabilirsin kazıkla çakarak. Bunun nasıl faydası var? Mesela 17 Ağustos depreminde Buttim biliyorsunuz değil mi? Buttim yanında karşısındaki katlı binalar hasar görmüş olmasına rağmen Buttim zarar görmedi. Niye? Çünkü alta çakılan kazıklar neticesinde. Yani kötü zemine de aslında bina yapılabilir. Sıvılaşma bölgelerinde binalar yapılabilir. Ama analizinin yapılması gerekiyor. Analizini ve bakın şu anda Bursa'da yanlış olan bu. Çok güzel analizler yapalım. En güzel üniversiteleri hazırlatalım. Diyelim ki bu kadar bir kitap yaptık. Burada yapılacak iki katlı bir binaya yapalım bunu. Bunun uygulamasını kontrol etmediğiniz müddetçe siz ben bilimsel bir çalışma yaptım diyemezsiniz. Diyememeniz lazım. Şimdi bunu yerinde uygulamak için de mutlak şurada kontrol yapmanız lazım. Kontrol neyle yapılacak? Bana biraz önce söylediğim gibi kazıkların nasıl kontrol edildiğini bilebilen bir belediye söyleyemezsiniz. 17 belediyeye buradan söylüyorum. Bunların yöntemleri var. Çok büyük pahalı şeyler bile değil bunlar. Evet. Mini kazık, jet grout, taş kolonu nasıl kontrol edeceği belediyen varsa canlı yayında telefon etsinler. Biz bunu biliyoruz ve uyguluyoruz diyen varsa telefon etsinler burada. Ve olması gereken bir uyarı da bulunuyorsunuz. Tabii yani uyarı bakın ben sağlıklı bir Bursa, güvenilir bir Bursa'da yaşamak için uyarıda bulunmak durumundayım. Evet. Şimdi bunlarla ilgili ne yapmamız lazım? Yapılan kazıkların, mini kazıkların, jet groutların veya taş kolonların kontrol edilebilir olması lazım. Kontrol edilebilmesi için bu işin nasıl kontrol edildiğini bilmemiz lazım. Maalesef bu kontrol Bursa çapında yapılmış değil. Nasıl yapıldığını bilmiş de değiliz. Biz jeoloji mensubu olarak Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde bunların nasıl kontrol edeceği konusunda buradan bütün Bursa'ya akademisyenlerimiz, Kocaeli Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenlerimi getireceğiz. Bunların nasıl uygulandığı konusunda burada kurslar vereceğiz, eğitimde bulunacağız. Belediyelerle yardımlaşmaya çağırıyorum buradaki bütün belediyeleri ve sadece belediyenin yapacağı çalışmalarda değil, merkezi hükümetten de yardım istiyoruz. Bakın 1-1-2019 yılında uygulanacak şu yönetmelik bu dertlere çare değildir. Biz meslekler arasında bir şövenizm durumunda değiliz. Şövenist duygularla yaklaşma durumunda değiliz. Bakın diyorlar ki bir binanın zemin etüdünün yapılması için birinci öncelik o bölgede bilimsel veriler ışığında hazırlanmış sondaj ve sondaj logudur. Bir jeoloji mühendisidir bunu sondajı yapan. Ama bilimsel veriler ışığında yaptığın sondajın bir logu vardır. Log yani bir sayfalık veya iki sayfalık bu logun kaç metrelerde hangi birimin geçtiği, kumdan mı geçti, kil mi geçti, çakıl mı geçti, kaya mı geçti, hangi tür kaya geçti, bunların özelliklerini anlatan bir logdur. Bir veya iki sayfalıktır. Bunun nasıl hazırlanması gerektiği konusu bir arazide yapılan deneylerle, sondaj esasında yapılan deneylerle belli olur. İki alınan numunelerin gözle analiziyle belli olur. Üç laboratuvar verileri değerlendirilerek bir log hazırlanır. Şimdi deniyor ki, bakın bu yönetmelikte, diyor ki sen laboratuvara karışmadan bu işe bak. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Aslında ayrıştırıyor. Tabii ayrıştırıyor. Böyle bir şey olur mu? Şimdi ben sondaj yapıyorum. Ben 35 yıllık mühendisim. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuşum. Yüksek lisans yapmış. Bu konuda da işte en az 20 yıllık, 96'dan 22 yıllık da bu piyasada mühendislik jeolojisi çalışan bir mühendis olarak sondaj yaptığım zaman elime numuneyi alıyorum. Muhtemeldir ki bilirim ben. Genelde bilirim. Kumdur, kildir, çakıldır, sitlidir. Yani bu tanımlamaları yaparım. Ama bakın belki size yabancı gelecek ama çok basit bir ayrım yapacağım. Buyurun. Baktım numuneye kil dedi. Kil dersem bu bölgede kilin içerisinde sıvılaşma olmaz. Yani o gömülme olayı olmaz. Ama ya analizde kum çıkarsa?
Bunda da sıvılaşma olur. Anlatabildim. İkisinin evet. arasında dünya kadar fark var. Ben bu sondaj dokunu hazırlarken bir deneyimime bakıyorum. İki sondaj sırasında yapılan değerlendirmelere bakıyorum. Üç laboratuvar verilerini alarak ben bir sondaj dokunu hazırlıyorum. Şimdi diyor ki jeoloji mühendisine sen sondaj dokuna karışma. Böyle bir mantık olur mu? Yani düğmenin birincisi yanlış ilikleniyor. Birinci düğme yanlış olursa kolondaki yanlış hepsi geliyor. Yanlış olur. Yanlış rapor ortaya çıkar. Yanlış rapor yanlış uygulamaya sebep olur. Yanlış uygulama güvenli olmayan binaların olmasına sebep olur. Güvensiz binalar, güvensiz bir kent olması. Aslında bu noktada bizim için bugün diyorsunuz ki evet çalışmalar var ama hangi etapta ne yapılacağını da hem kontrol edilmesi gerekiyor bu bağlamda. Kontrolsüz hem burada. De bilen kişiler ve bu işin uzmanlarıyla yapılmalı. Dediğiniz gibi evet belki de belediyeler gerçek anlamda akademik bir rapor istiyorlar ve planlama istiyorlar ama bunun uygulama aşamasında da bilir kişilerle beraber yapılması gerektiğinin uyarısını da yapmış oluyorsunuz. Bunda not düşelim mutlaka programı içerisinde söylediniz çünkü. Şimdi yavaş yavaş programı toparlamak durumundayım ama şöyle de bir şey söylediniz satır aralarında. 2019 için bir yönetmelik var. 1-1-2019 için. Ve buna da bir eleştiri getirdiniz. Şimdi bu eleştiri için de bir itirazınız, bir mesajınız olacak mı? Oda olarak belki de bu noktada aslında bir girişiminiz olacak mı? Bunu da hemen soralım ve ekleyelim. Evet. Bakın raporun yani 16 bölüm 16'da 2019 yılında yürürlüğe girecek olan evet. bölüm 16'sında şurada gördüğünüz gibi 16'nın 16.2.1.1 maddesinde diyor ki deprem özellikleri ve çevre koşulları dikkate alınarak planlanacak yeterli sayı ve derinlikte. Yeterli sayı ve derinlik nedir? Kim karar verecek buna? Yeterli sayı ve derinlik. Bu muallakta kalmış bir şey. İkincisi veri raporu ve geoteknik rapor diye ikiye ayırıyor. Hı hı. Ya şimdi veri raporu başka bir şey, geoteknik raporu başka bir şey. Verileri ben nasıl alacağım? Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi. Birinci işinde diyor ki sondaj dokunu bana vereceksin. Sondaj dokunu ben sana bilimsel olarak hazırlayamıyorum ki. Nasıl vereceğim ben size sondaj dokunu? Sondaj dokunu ben mutlak surette müdahale ederek, laboratuvara müdahale ederek vermem lazım. Maalesef bu diyor. Yani bu daha da detaya girmeyeyim. Evet. Şunu da incelenecek çok yer var. Bu bir daha yürürlüğe girmeden önce kambur bir yönetmeliktir bu. 2005 formatına uymamaktadır. Büyükşehir'in çıkardığı yönetmelik de buna karşıdır. Yani birbirleri içerisinde, çelişkiler içerisinde bir yönetmeliktir. Yürürlüğe girmeden önce birçok kafa karışıklığa sebep olacak, uygulamada yanlışlıklara sebep olacak bu yönetmeliğin yürürlüğe girmeden önce Sayın Çevre Şehircilik Bakanı'nın nezaretinde kim yetkiliyse bunların bir an önce düzeltilmesi lazım. Buna uygun Büyükşehir Belediyesi'nin de yönetmeliklerinde mutlak surette revize edilmesi lazım. Nasıl kontrol edileceği konusunda yetersiz olan belediyelerin gerek personel ve gerek teknik bilgi anlamında yeniden yapılanması lazım. Bütün bunlar yapıldıktan sonra güvenli bir Bursa'nın oluşması için mutlak surette bütüncül bir plan yapılması lazım. Bütün bunlar yapılırken de akademik odaların bu işin içerisinde olması lazım. Bakın rant anlamında bunu kesinlikle söylemiyorum. Evet. Akademik odalar para karşılığında bir iş yapmazlar. Biz Bursa'nın güvenli bir kent olması için sadece bizim bölgemize, biz biliyorsunuz Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'ya bize ait iki tane üniversite var. İki üniversitedeki akademisyenlerimizle beraber Bursa'nın, Balıkesir'in, Çanakkale'nin ve Yalova'nın emrindeyiz. Gelin akademik odalarla beraber işbirliği yapalım. Daha güvenli bir kente hep birlikte oluşturalım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hem programımıza katılımınız için, hem uyarılarınız için, hem bu noktada aslında bugün yaptığınız basın açıklaması için. Evet hatırlatmak gerekiyor. Aman dikkat diyorsunuz her zaman için. Hem yönetmelik babında uyardınız bizi içerik ve çalışmalar anlamında. Biraz daha akademik ve uygulama noktasında da aslında bilirkişiler elinde olmasının gerektiğini söylediniz. Özetle ve Bursa'ya da kocaman bir uyarıda bulundunuz. Çok teşekkürler diyelim. Bir cümleyle buyurun ilave alalım edeyim. Son mesajınızı. Bilimin ve tekniğin gereğini yapmalı. Yoksa en iyi ve en acımasız kontrol mühendisi depremdir. Depremin kontrol ettiği bir Bursa'da yaşamak istemiyoruz. Gelin deprem kontrol etmeden mühendisler bu kontrolü yapsın diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Satır başını noktalıyoruz. Bugünlük kapatıyoruz. Yani tekrar 17.30 itibariyle burada olacağız. Hoşçakalın, mutlu günler. Evet.